Ben sizden 5 yaş büyüğüm. Ben de 38 yaşındayım orası bir çocuğum. Yani 38 yaşında 5 yaş büyüğüm sizden. Yaşlarına pek takılmam. Sorun yok. Zaten takılmaz. Daha da yaşlı değilim. Daha olgun bir kadın sayılırım da. Hala gencim yani şimdi. Doğru mu? Harç bir çocuğum diyorum. Tabii ki. Evet Tabii ki. evet. Yaşlarına takılmıyorum kesin. Ben baştan söyleyeyim. Ne yaşarsak yaşayalım. Aramızda kalsın istiyorum ben. Bugün birliktelerim, arkadaşlarım oldu ama benim şöyle bir düşüncem var. Her zaman kişiye saygı sonsuzdur. Yaşamışızdır, yemişizdir, içmişizdir. O bizde ölür gider. Anlıyorum, anlıyorum. Valla Aynen. ben de işte bakma, biraz şeyim, nasıl diyeyim bugünlerde, şeyde kalıyorum, dedeme bakıyorum ben, kendisi Anladım. 80 yaşında, onun yanındayım işte öyle, zaten kaç yıl oldu, bayağı 10 yıldır eşimden ayrıldım, işte normalde İstanbul'da 5 yıl yaşadım falan, sonra İzmir'e geçtim falan, şimdi dedeme bakıyorum işte, yaşlı kendisi. Anladım. İzmir'de misin? Evet. Ama İstanbul'a da geliyorum. Anladım. Yaşımla beraber her zaman misafir etmek isterim. Anlıyorum, ne güzel. Ben yalnız yaşıyorum mekanım. Evet. Kuzenim var. Kuzenim de işte yaklaşık çatıda bana eğitim yanında. Evet. Peki ya. Müsaitim hep tamam kendince eğitim bir insanı Ben istiyorum. baştan söyleyeyim. Benim bir erkekten maddi beklentim hiç yok. Ama ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Tamam, benim maddi durumum da iyi, Allah'a şükürler olsun. Tabii ki Allah daha güzel olsun. Sıkıntı yok. Dediğim gibi saygı, her zaman saygı duyuyorum. Ne dersiniz de benim için uygundur. Bir şöyle söyleyeyim. Biraz sesinizi yükseltir misiniz rica etsem? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şu an daha iyi En oldu. azından. Benim için de saygı, sevgi çok önemli. Dikkat ederim bu hususta. Kesinlikle, kesinlikle yanlışım olmaz yani. Ne güzel ki çok kibarsınız. Keşke yanınızda olsaydım. Bu Güzel arada konuşma ben çok ya. doyumsuzumdur, baştan söyleyeyim. Severim ben. Ay yeğenim, seni ne tatlı gülüyorsun ya. Bir daha güler misin? Teşekkür ederim oğlum. Tutmam ben de hoşuma gider böyle şey. Gül gül sürekli. Çok tatlı gülüyorsun orası bir çocuğu. Yani çok Sağ ol. güzel Sağ ol. gülüyorsun. Sizin de ses tonunuz güzel. Teşekkür Yanlış ediyorum. Sağ söylediğim ol. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii dinliyorum. 15 dakika kadar bir işim var müsait. Siz acaba tekrarında? Tam Bir şey 15 dakika diyorsun. sonra arayayım ben seni. Evet, bir aşağı inmem gerekiyor. Efendim, dedem de beni çağırıyor. Bir dakika, zaten 15 Tamam o dakika zaman. arayacağım, tamam mı? Tamam, beklerim. Numaramı. Bunda her şeyi yapacak tip var, o yüzden piç etmedim. 15 dakika sonra hatırlatın. Dede trolü yapacağım ama değişik bir şey. Doğaçlama yapacağım yine. Bize de 50 TL gelmiş. Kim atmış lan bu 50 TL'ye? Hemen bakıyoruz. Deniz Örün, bereketli olsun. Teşekkürler abi, sağ olasın, eksik olma. 25 TL gelmiş bizlere. İhsan Savaş. Teşekkür ediyorum 25 lira desteğin için. Kız sesini nasıl çıkarttığını anlatacağım, hatırlatın dedin. Arkadaşlar ameliyat oldum ben. Normalde hiçbir insan taklit yapamaz biliyorsunuz. Ben ameliyat oldum direkt. Sağ olsun Profesör Doktor Batman'da yaşayan özel bir bu işle ilgilenen bir doktor var. Gittim arkadaşlar yanına. Operatör Doktor Seyfi Bey'in yanına gittim arkadaşlar. Kamyonunda muayene ediyor sizleri. Dedim ben dedim taklitçi olmak istiyorum. Tiyatro yapmak istiyorum. Bir tane kadın karakter oluşturmak istiyorum dedim. Dedi kaç tane sanatçı çıktı. Ye gel benim elimden dedi böyle bana bakıp. Tamam dedi. Gözlerimi kapattı. Açtım ağzımı ondan sonra. Aç ağzını dedi. Gözlerini kapat dedi. Sal dedi. Hiçbir şey olmayacak dedi. Sonra ufaktan boğazıma doğru bir şey değdirdi arkadaşlar. Ses tellerinde bir iki ayarlama yaptı. Oynama yaptı bir şeylerle. Ben gördüm, göremedim o anda. O günden sonra kız sesi yapmayı öğrendim. Evet. Böyle bir boktan bir hikayeydi. Asker vardı. Bunu aramayalım. Bunu aradık mı? Bu biraz iyi olabilir bak. Bunu arayabiliriz. Oha gerçek mi? Tabii gerçek ya. Çok hani normal bir şey bu. Niye gerçek olmasın ki yani? Tedavi etti beni. Evet. Sercan, ben de tanıyamadım sizi. Twitter'da numara atmışsınız ya bana. Yok, yanlış yazdım.
Twitter ya, normal Twitter'a 23 saat önce. Yok yok, yanlışlığınız var. Nasıl yani, numara atmadın mı? Hayır. O zaman Twitter'a biri senin numaranı atıyor. Allah Allah. Evet. Bakayım ben de. Kim atmış, boşver, atan kesin orospu çocuğudur, doğru mu? Bilmiyorum kardeşim, bakayım bir. İşte senin numaranı, o Twitter'a atan kişi kim attıysa orospu çocuğudur, onun anasını ben sikeyim, kardeşim benim, bir şey olmaz. Atan orospu çocuğu değil mi o numarayı? Herhalde kardeşim, ne bileyim, bakayım bir, kapat bakayım. Tamam, bak bir kim atmış onun anasını sikeyim, tamam mı? Hadi bak. Tamam hadi, orospu çocuğu kim atmışsa. kesin kendi attı. Kesin kendi attı, bunu sikti mi çocuğu. Ya bunlar da konuşamıyoruz bugün baba ya. Harbiden ha. Hiçbiri konuşmuyor benimle. Küsmüşler ya. Kötü bir şey de yapmıyorum. Normal düzgün konuşuyorum. Aradığınız abone gizli numaralardan gelen çağrıları neyse, biz üstümüze düşeni yaptık baba, rahatladık en azından. Boş koy. Zorla bakıyorum kardeşim, tamam bak, bakıyorum kardeşim, tamam tamam, şimdi bakacağım, tamam kardeşim bakacağım, fazla küfür etme. Yenir baba. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nereden arıyorsunuz? İzmir, Mahir Bey değil mi, Twitter'dan? Neden? Mahir Bey değil mi, Twitter'dan? Evet. Ha tamam. Ben de İzmir'de oturuyorum, 43 yaşındayım. Evet. Bir evlilik yaptım, boşandım, tek yaşıyorum. Evet. Siz? İzmir'in neresindesiniz? Karşıyaka. Karşıyaka. Evet. Ben de Çeşme'deyim şu an. Ne güzel. Evli misiniz, bekar mısınız? Ben Çeşme'deyim ama ben inşaatçıyım. Olabilir. Çok güzel. Evet. İnşaat işinde çalışıyorum. Çok güzel. İzmir'de yaşıyorum ben de. Ben baştan söyleyeyim. Ben güven gizliliğe çok önem veriyorum. Ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın. Tamam, tamam. Evet. Beni neden özel numaramı aradınız? Daha tanımıyorum sizi, çok normal değil mi? Şimdi tek başıma yaşayan bir kadın, merkezi kendi numaramdan arayamam ki, başıma bela olur falan. Anladım, anladım. Peki biz sizinle nasıl görüşebiliriz? Duman yoluyla canım, ararım işte, konuşuruz. Eğer güvenirsem açarım zaten ama acele etmeyelim. Tamam, olur, olur. Ya öyle diyorum yani, yavaş yavaş. Olur, olur, olur. Siz Karşıyaka'nın neresinde kalıyorsunuz? Efendim? Karşıyaka'nın neresinde kalıyorsunuz? Atakent. Atakent. Orasını tam olarak bilmiyorum ama şey olur yani, öğrenirim sana. Tamam, sıkıntı yok canım, acelesi yok. Daha buluşmayacağız zaten. Anlıyorum. Sen çok heyecanlı bir insansın. Ben mi? Evet, ama heyecanlı insanları severim. Evet, biraz evet, heyecanlıyımdır yani. Diş yok galiba, biraz dişinde sıkıntı var mı? Neydi? Dişinde sıkıntı mı var? Bazen konuşurken böyle dişin yokmuş gibi ses geliyor. Yok, hayır, şu an kullanıyordum da ondan ya. Ha tamam tamam, yani bu olabilir ama sana yakışıyor, konuşman çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ya, ayrı bir güzellik katmış, tatlılık katmış. Teşekkür ederim. Siz yaşınız kaç? 43 yaşındayım. 43? Evet. Ben de 38. 38? Evet. Ne güzel. Siz yabancısınız herhalde. Konuşmanız böyle biraz yabancı geliyor. Yok, ben Bulgaristan göçmeniyim ama Türkiye'de yaşadım. Aynı zamanda Bulgaristan'a da gidip geliyorum. Ha, belli zaten, konuşmanız yabancı. Benim babam normal şey, Bulgaristan'da, annem Türk. Ha, anladım. Evet. Anladım. Vallahi sizi hani şöyle diyeyim ben sana, yakından tanımak isterim tabii. Ne güzel, ama ben çok doyumsuzumdur, baştan söyleyeyim. Nasıl? Ben çok doyumsuzumdur. Evet. Ama şey anlamında, cinsellik anlamında, hani beni gerçekten cinsellik anlamında mutlu edebilecek birini arıyorum.
Maddi bir sıkıntım hiç yok. Maddi durumum iyi. Hiçbir maddi beklentim yok. Sadece maneviyat bekliyorum karşı taraftan. Tamam. Tanışırız. Görüşürüz. Ben hani kendimi görürüm ama hani şimdi görüşürüz. Şey yaparım yani. Anlıyorum. Peki seksten çok neyi seversiniz? Nasıl? Seksten çok neyi seversiniz? Yani böyle biraz gezmek severim yani. Seksten çok gezmeyi mi seviyorsunuz? Hani gezmek derken hani öyle çok aşırı değil de hani normal yani. Şimdi ben zaten kendim çalışıyorum şu an çalıştığım için. Canım ama şeyi sordum bak, seksten çok neyi seversin? Yani ne, şimdi şöyle ne konudur demek, onu anlayamadım ben şimdi. Seks canım, seks. Anladım. Tam seksten çok neyi seversin? Şimdi şöyle diyelim ben sana. Evet. Müsait bir odaya geçiyor, 31 çekecek. Peki hani böyle okşamak, yalanmak, bu konuda mı demektir yani? Ne güzel konuşuyorsun canım, keşke burada olsaydın. Bu konuda mı demek dediniz yani? Evet, tam 8 aydır seks yapmıyorum biliyor musun? Vallahi hani görüşelim, tanışalım dersen ben Çeşme'deyim. Ama ben insanlara güvenemiyorum. Niye biliyor musun? Evet. Ben çok büyük travmalar atlattım ben. Hatta eşimden evet. Nasıl ayrıldım biliyor musun? Ben bundan 7 yıl önce. Evet. Benim doğum günümü falan kimse bilmiyordu, tamam mı? Evet. Normal ben doğum günüm geldi. Sabah kimse doğum günümü kutlamamıştı o gün biliyor musun? Evet. İnsanlar bazen böyle unutuyor diye sanıyorsun. Neyse evet. Ben de bir işte çalışıyordum o sırada. Benim de bir tane patronum var. O gün de evet. Akşam tam çıkacağım, bir baktım bana hediye almış, tamam mı? Doğum günü hediyesi. İnsan biraz gerçekten üzülüyor yani. Tabii. İnsan çok üzülüyor. Tek patronu hatırlayınca insan gerçekten çok üzülüyor. O gün ailem bile hatırlamamıştı. Neyse biz işten çıktık, kimse beni aramadı doğum günüm var mı falan diye. Neyse canım. O gün patronum şey yaptı bana, bak sana güvendiğim için anlatıyorum, tamam mı? Tamam. Patronum dedi gel biz de bir kahve içelim falan dedi. Hı-hı. Benim de o gün çok zoruma gitmişti kocamın hatırlamaması, anlıyor musun? Evet. Gittim bir kahve içtim falan. Evet. Biraz da boşluğa düştüm işte, patronumla orada böyle sevişeceğiz gibi bir şey oldu yani. Anladım. Evet yani. Ben o gün o kadar çok üzüldüm ki canım, tamam mı? Dedim bir patronum hatırladı doğum günümü falan. Neyse patron da biraz üzerime gelince herhalde dedim ben de seks yapacak, tamam mı? Bu dedi ki içeri gidip geliyorum, bekler misin? Patronum tamam dedim ben de. Sonra dedim herhalde seks yapacağız, soyundum. Gelene kadar çıplak görsün diye, tamam mı? Patronum geldi ama ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yanımda karılarımı çocuğumu da getirdi abi. Meğerse bana sürpriz yapacaklarmış. Bana sürpriz yapacaklarmış patronlar. Ben de patronumu sikeceğim sanıyorum. Daldaşak ortada, karım beni görünce terk etti abi. Karım yok, seni sikebilir miyim? Karı beni terk etti abi. Amına koyayım senin. Ne amına kodumun da var ya. Köyde misin sen? Ne yapıyorsun amına koyayım? Seni sağıyorlar mı? İnek misin sen ya? Alo. Evet. Senin oğlum, sen nasıl bir yaratıksın ya? Ne oldu? Ne, bundan başka bir şey bilmez misin sen ya? Bu ne amını sikim ya? Ne la? Ne? Ne yapın lan, tanımadın da beni? Yok hayır. Lan hayır, nasıl tanımadın amına koyayım ya? Kimsin sen? Nasıl tanımadın oğlum? Selamun aleyküm abi, nattın iyi misin? Kimsin sen? Ben de Pelte'yim abi. He? Ben tanımadın da beni abi. Yok hayır. Nasıl tanımadın abi ya? Evet tanımadım hayır. Nasıl tanımadın abi, bak biz sen biraz bir kafanı çalıştır abi. Bak nasıl tanımadın, sen beni tanıyacaksın birazdan abi. Nasıl tanıyacağım ben? Ben kokum kendim önce ya. Tamam işte abi, ben burada takılıyordum kız arkadaşla beraber, tamam mı abi? Nasıl dedim ya, bizim Mahir abi nasıl yazmış dedim buraya. Nasıl tanımadın anlamadım abi ya. Tanımadım ya. Abi hatırlıyor musun bundan 3 tane önce?
Hütten önce abi, ben de İzmir'de oturuyorum abi. Çeşme'de değil mi abi? He, ne oldu? Tamam, anlatıyorum abi işte. Abi biz seninle görüşmüştük ya. Baktım sen de benim gibi pelteksin abi. Anlattın mı abi? Dedim abi ben de pelteyim ya. Nasıl anlamadın beni abi ya? Hadi görüşürüz. İyi günler. Dur ben kimim biliyor musun abi? Kimsin lan? Hatırlıyor musun abi, sen 3'ten önce düzgün konuşuyordun. Ben geldim ağzına senin yavrağımı toktum abi. Sen o günden sonra peltek oldun abi. Alo. Hey ho. Bir peltek taklidi bilmiyorum ki. Eskiden bizim bir peltek karakterimiz vardı. Peltek Necmi diye. Nattın iyi bittin abi falan. Oradan bir şeyler salladım yani. Yapmaya çalıştım da bilmiyorum kardeşim. Ondan böyle çıkıyor. Lan peltek taklidi oldu mu işte kartak mı? Ben ama bir ara yaptım, uğraştım, oldu peltek taklidi. Yalnız peltek taklidinin şöyle kötü bir özelliği var arkadaşlar. O taktiği, ay o bak böyle oluyor işte. O taklidi çok yaparsanız normal konuşmayı unutuyorsunuz. Alışıyorsunuz yani. Baya etkiliyor diksiyonunuzu, konuşma tarzınızı. Tam 15 dakikalığı açacağım. Bir elle TL gelmiştir. Yüzümüz güldü amına. Ben de diyorum yüzüm niye gülüyor? Meğerse elle TL gelmiş. Yalçın Metin, ben Cesur dayım, beni ara, iyi yayınlar. Hangi Cesur dayı ya? Tamam. Şimdi 15 dakika diyen kişiyi arayabiliriz. Tamam. Burada numarasını bulmaya çalışıyorum ya. Karışmışken ortalık. O zaman şuradan bakıp durun ya. Buradan ben bulurum. Burada nerede? Ha geldi, Serhat'ım geldi. Asıl bombayı buna patlatacağım. Burada. Tamam. Yok, aramadık da. Abi açmıyor ya. Bak sikeceğim bu adam ama. Yaptı ayıp bunun ha. Bakayım ne değilmiş. Açmıyor birader ya. Birazdan gene ararız, hatırlatın. Hiç takım yok bu pişi. Abazan mı yok ya memlekette? Buna mı kaldık amına koyayım? Zeynel'i arayıp ne yapacağız oğlum? Gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemek. Zeynel'i mi arayalım? Tamam, çağrının Zeynel'in numarasını at. Zeynel'in numarasını at. Ona güzel bir kadın sesi yapayım ben. Yeni kadın sesi. İnandırıcı olmaz ama deneriz. Böyle burnumu falan sıkarım, bir şeyler yaparım gene. Çünkü hepsini yaptık. Ergün'ü de tanıyor, İrna'yı da tanıyor, Fatma'yı da tanıyor. Adamsın Ergün, teşekkürler birader. Ama adam değilim. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Batuhan Bey, Twitter'dan aldım numaranızı, doğru mudur? Evet. Ben kim şeyden arıyorum, Twitter sayfamız var bizim, bir tane videolarımızı izlemişsiniz zaten. Yorum yapmışsınız. Ben Kaya Yapım Film'den arıyorum. Profilinizi inceledik sizin, fotoğrafınız falan bayağı hoşumuza gitti. Penis santim boyutunuz kaç santim acaba? 15. 15 uygundur. Şimdi peki 40-45 yaşında kadınlarla görüşür müsünüz? Yani olabilir. Kaç yaşındaydınız? 40. 40 yaşındasınız. Çok güzel. Peki kafanız görünmeyecek şekilde böyle bir
şöyle söyleyeyim, biz aslında ya bu teklifi herkese götürmüyoruz. Hani sonuçta bu işi bilen, cinselliği yapabilecek, hemen boşalmayan insanlar lazım bizlere. Porno sektörünü yönetiyoruz Twitter'da. Kafanız gözükmeden hani bir kadın ayarlasak, o onunla beraber böyle bir işte sanat eseri niteliğinde bir film çekmeyi düşünüyoruz konulu. O yüzden rahatsız ettik sizleri. Ama yüzler gözükmeyecek hiçbir şekilde. Tabii bunun karşılığında hem kadın bakımından hem diğer bakımdan yani sizlere elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Daha önceden bir porno filmi deneyimimiz var mı? Yok yok. Herhangi bir deneyimimiz yok mu? Evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Nerede oturuyorsunuz acaba? Eskişehir'de. Eskişehir. Eskişehir'de bizim Ergün Bey var mıydı? Normal oyuncularımız ajanstan. Bir dakika bekler misin canım? Tabii. Şey vardı ya. Evet. Ayşe Hanım oradaydı galiba. Ayşe Hanım vardı. Bir de Esra Hanım vardı galiba. Aynen. Eskişehir'de oturuyor değil mi onlar? Tamam. Canım mesela bundan 1-2 hafta sonra bir arasak, normal bir önce bir çay kahve içsek Eskişehir'de. Normal o hanımefendilerle beraber projeyi konuşabilir miyiz? Tabii. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Kafalar gözükmeyecek porno filminde kesinlikle. İki erkek bir kadın oynayacaksınız. Evet. Şöyle diyeyim sizlere. Peki ismi boy kilo kaç? Size göre bir karakter, bir oyuncu şeyi bulmam lazım. Yani tam böyle size göre bir rol bulmam lazım. Boy kilo kaç? 1.78 boy. Evet. 72 kilo. 70. Ergün senin aklında bir şey yok mu valla? 1.72 boy, 78 kilo. Kaç yaş? 40 yaşındaydınız değil mi? Evet. Vallahi bugünlerde şey, bu şeyler çok tutuyor, bu Twitter'daki muhabbetler. Onlardan yapabiliriz aslında. Peki herhangi bir şeyiniz var mı, sınırınız? Mesela arkadan yapabilir misiniz video içerisinde, porno film içerisinde? Tabii. Ya bayağı yetenekli birine benziyor. Fotoğraflarına da baktım. Vesikalı fotoğraf koymuş. Daha yüzünü tanıyabilmemiz amacına. Peki gerçekten iyi bir porno yıldızı olacağınıza inanıyor musunuz? Yani inanıyorum, evet. Kendinize güveniyor musunuz? Yani evet. Şimdi biz ilk filmi çektiğimizde Twitter sayfamızdan güzel geri dönüşler alırsak artık haftada bir yani sizlere kadın göndereceğiz. Siz de onu video çekip bizlere yollayacaksınız. Her hafta düzenli kadın gelecek yanınıza. Tabii hep değişecek konu. Bazen 45 yaşında gelecek, bazen 30 yaşında. Böyle konulu porno filmler çekmeyi düşünüyoruz. Tamam. Bayağı iyi bence. Bayağı, istiyorsan sen de bir konuş. Vallahi beyefendiye ben hangi rolü tavsiye edebilirim? Aslında bir Eskişehir'de sizin için bir rolümüz var beyefendi. Evet. Orada bir Esra Hanım diye bir arkadaşımız var. Onunla bir çekim yapmayı düşündük zaten. Kendisi de istiyor. Başka bir erkek var. O da Erkan Bey. Onunla beraber Batuhan Bey, yani gördüğüm kadarıyla biz size tam olarak teklifimiz ne biliyor musunuz? Yani film olarak. Tam olarak film teklifimiz, rol teklifimiz ne biliyor musunuz? Evet. Sizi kavat rolünde oynatmak istiyoruz Batuhan Bey biz. Olur mu? Uyar mı yani? Bilmiyorum yani. Bence uyar. Batuhan Bey'e baktığımda tam bir kavat tipi var biliyor musunuz? O yüzden ben yani yıllarımı porno sektörüne ermiş bir insanım. Yani eğer sizin için de uygunsa sizi kavat rolünde oynatmak istiyoruz porno filminde. Evet. Uygun mudur? Olabilir. Ya zaten bu porno, bunun rolü molü falan hiçbir şekilde ne olacak? Doğru mudur? Esra Hanım'la siz yani karı koca... Amına kodumun yayını ya. Deli alacağım ya. Yayın gitti birden ya. Yardı şu an. Güzel cici oldu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir an yayın kilitlendi. Amına kodum, kapattım telefonu. Şimdi arayacağım adam. Merak etmeyin. Baba sakin olun ya abi. Geldik. Adamı baştan arıyoruz.
Şimdi seçmeler alıyoruz yani bana. Yeni Trump vatana millete hayırlı olsun. Şu an düşündük. Seçmeler alıyoruz şimdi abi. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba. Ben ekibimle görüştüm. Ergün Bey de yanımda. Biz fotoğrafınızı inceledik sizin. Sizde tam böyle bir porno yıldızı tipi var. Nasıl diyeyim? Fotoğrafınızı incelediğimizde tam böyle penis tipi var biraz. Böyle penis kafalı birine benziyorsunuz. Zaten bizim için de biraz daha böyle bir testosteronu yüksek, böyle penis gibi duran insanlar lazım. Çünkü sonuçta cinsellik içerikli sanat eseri üretiyoruz biz. Evet. Yalnız şöyle bir şeyimiz var şu anda. Her şeyiniz okey, yaş, boy, kilo, her şey okey. Sadece size böyle bir sınavı almamız lazım şu anda. Ufak bir oyunculuk sınavı. Evet. Telefondan sözlü olarak ufak bir oyunculuk sınavı. Eğer bunu da geçerseniz biz kurul olarak sizlere geçer not vereceğiz ve WhatsApp'tan size Esra Hanım'la Erkan Bey ulaşacak. Esra Hanım'a siz ulaşıp gerekeni, videoyu çekersiniz beraber. Biz sizi yönlendiririz. Tamam. Şimdi hazır mısınız oyunculuk mülakatı için? Evet. Ergün Bey, sen de gelir misin? Ne oldu? Beyefendi mülakatı alıyoruz da Batuhan Bey'i. Şey için, normal Gavat Koca rolünde. Olur, tamam. Şimdi canım, ben burada senin karınım, tamam mı? Evet. Ergün de benim dostum, seni aldatıyorum, sen de Gavat'sın, tamam mı canım? Evet. Başlıyoruz biz ufaktan, sen de arada kendin doğaçlama bir şeyler kat. Ya beni kocan görür şimdi ya bebeğim, yapmayalım yoksa? Bir şey olmaz, kocam benim mutlu olmamı istiyor, doğru mu aşkım? Evet. Aa, beyefendi de mi buradaymış, merhabalar. Merhaba. Batuhan Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Aa, yavaş ol canım, yavaş, hadi gel içime gir. Dur ya bebeğim, Batuhan Bey müsaade var mıdır? Bir posta binebilir miyim rica etsem? Sormana gerek yok ona. Orası bir çocuğuna güzel kilo alıyordu. Kapattı telefonu. kapattı. Ya bir zahmet çaksın artık ya. Adamı kapat rolünde seçmeler aldık amına koyayım. Adamı kapat rolünde seçmeler aldık ya. Bir zahmet çaksın. Abi ya, bana mı garip geliyor? Çok mu normalleştiriyorsunuz artık? Bunlar çok garip hikayeler. Nasıl güzel değildi ya bu piç yüzünden? Bu piç oynasa var ya, troll çok kelle bir troll. Harbi oynasa mükemmel bir troll. Zeynel geldi. Şimdi bir biçidenim, belki yanlışlıkla olmuştur o ya. İlk kere bu türlü doğru adamı seçemedin. Baba, adam doğru gibi gözüktü de yanılttı bizi, yapacak bir şey yok. Fikir güzel arkadaşlar. Yani tam tiyatro, anladın mı? Hani kurulabilir, üstüne yazılabilir, birçok şey eklenebilir falan. Düşünsene, adam telefonda istediğim role bürünüyor falan, taklit yapmaya çalışıyor falan. Ben de onu böyle en kötü, en ezik rollere sokacağım bu gerekten. Kendini kötü hissetsin diye. Ben onu yazarım. Yeter ki karşımdaki okey versin bana. Bak nasıl oynuyorum ayarlarıyla o zaman. Abi Zeynel'i sen ne zaman aramıştık? Bir de ismi bende yoktu numarası. Ay, Zeynel'in ismi farklıydı ya. Can. Dün attıklarından. Can'dı değil mi ismi? Umut muydu? Can mıydı lan? Zeynel diyordu ya, benim göbek adım diyordu. Zeynel. 15 dakika arayacağım. Tamam. Bakalım bir donate var mı bizlere? Hemen bakıyorum donate var mı diye. Can Güney, dün attıklarından Can.
Nerede bu? Ha. Tamam. Burada bir dakika. Tamam. Süreyle oldu zaten o hikayeyi şöyle yaptık. Geldi numara geldi. Bu fiş niye açmıyor ya? Aa Zeynel bulduk. Alo. Alo müsait değilsen kapatayım canım. Yok yok. Yok. Aşağıdan yukarı çıkıyordum. O arada denk geldik tekrar telefona. Şimdi evdeyim. He tamam. Tamam ne yapıyorsun canım? Çok iyi şükürler olsun. Aşağı inim geldim. Komşuyla arabaların yerini değiştirdik de. Evet anlıyorum. Bu sene eve çıkmayayım. Ben de sırf seni arayacağım diye kimseyi aramadım biliyor musun? Teşekkür ediyorum o zaman. Normalde böyle şey yaparım yani. Bakarım biri olmazsa diğerini ararım. Genelde bira içtiğinde böyle insanlarla evet. Konuşmayı, bir şey paylaşmayı seviyorum. Oo, kafam güzel diyorsun. Evet biraz güzel. Sesin hoşuma gitti. O beni biraz tuttu açıkçası. Teşekkür ederim. İnşallah pişman etmem. Kaç yaşındasınız? 33. 33 çok güzel. Ben de evet. 36 yaşındayım. Bir evlilik yaptım boşandım. O zaman açık olacaksak birbirimize ben de bir evlilik yaptım boşandım. Ne güzel ne güzel. Birbirimizi iyi anlarız diye düşünüyorum. Saygı ve dürüstçe konuşacaksak ben de bir evlilik atlattım. Çok güzel. Ne işle meşgulsünüz? Kontumda yok. Trend yok. Trendle uğraşıyorum. Ofiste görev yapıyorum işte. Çok güzel yerimden. Çok güzel canım. Mükemmel mükemmel. Neyse hobilerin nelerdi? Anadolu Bey. Efendim? Hobilerin nelerdir? Valla hobi derken arkadaşlarla vakit geçirmeyi seviyorum evde. Güzel şeylerim oluyor. Ama kötü amaçlı değil yani. Gayet düzgün. Anlıyorum. Sadece, çok güzel. Dışarıda gezmeyi tozmayı severim yani. Çok güzel. Çok sinema güzel. Olsun farklı şey olsun. Ama yanıma tabii düzgün birisi olursa neden olmaz. Ben çok doyumsuzumdur. Baştan söyleyeyim. Dediğim gibi. Baştan ben de söyledim. Severim. Şuna gider. Aşırı doyumsuzum yani. Ya şimdi dul olduğum için biraz yıllardır yalnız yaşıyorum ya canım evet, o yüzden. Tabii ki. Herkesle de görüşmüyorsun tahmin ettiğim kadarıyla. Yok arada bir kafam güzel olunca telefonda görüşüyorum sadece. Fark ettim zaten. Oturak bir insansın. Evet gittim canım. Mi? Çok oturmayı severim. Ama neye oturduğuma bağlı. Meselesi, evet evet tercih ayrı meselesi. Doğru evet. Söylüyorsun canım. O yönden sıkıntı yok ama. Aynen keşke yanında olsaydım. İşte. İzmir güzel yer ama. Çok güzel canım. Bir gün beklerim evet. Seni kahve içmeye. İzmir'e yabancı değilim ya. Ne güzel ya bu beni arayıp duruyor bu kim yeter ya. Allah'ım daha yeni geri zekalının bir tanesini normal numaradan aradım yanlışlıkla. Arayıp arayıp duruyor ya kafayı yiyeceğim. Bir numaradan şimdi, aradı engelledim başka bir numaradan arıyor. Şimdi bırakmaz daha peşimi. Kadın sesini duydu ya. Senin şey adını sen getir. Numaranı herkese paylaşmasan daha iyi olur. Ya ben kimseyle paylaşmıyorum. Kafam güzel ya özelden aramayı evet. Unutmuşum. Evet, mesela sen meşgule veriyorsun. Narsal arıyor. Demek ki işte gereksiz insan. Gerekli bir insan. Ya bir de açtım böyle geri zekalı böyle belli zaten böyle bir genç biri sesi böyle çok kibar konuşuyor. Arama diyorum ablam ben senden büyüğüm hala arıyor. Terbiyesiz. Sesini duyuyor bir kere. Evet evet duydu bırakmıyor peşimi ya. Bak gene arıyor kafayı yiyeceğim. Canım bir bekler misin bir açayım sen de altta kal dinle evet. Gerekirse. Sen girersin baktın bir terbiyesizlik yaparsa bana gir tamam mı? Tamam. Dur bekle açıyorum canım dur arıyor. Efendim alo. Alo merhabalar. Niye açmıyorsunuz tatlım? Ya sen niye tatlım diyorsun ki açmak istemiyorum ya Allah Allah. Konuşmak istemiyorum. Benim sevgilim var kardeşim. Niye arıyorsun beni? Ne sevgilisi ya? Beni aradığına göre galiba yok. Ya biraz yaşımı küçük söylediğim için mi yaptınız acaba bunu? Ya ne alaka? Görüşmek istemiyorum. Benim kocam hatta. Alo. Alo. Ne kocası ya? Ama yani siz durun demiştiniz bana. Kocanız ölmüştü. Bunu neyse. Fuck.
Aman ya Rabbim, sen büyüksün ya Rabbim ya Resulallah ya. Alo? 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 Me, alo, sesimi alabiliyor musun? Alıyorum. Can, merhaba. Merhaba. Ya ben aslında pek aramıyorum da böyle kimseyi. Biraz çekindim açıkçası. Niye çekindiniz? Pek alışkın değilim açıkçası. Evet. Olabilir. Konya'da oturuyorsunuz değil mi? Öyle yazmışsınız ondan arada. Konya'dayım. Anlıyorum. Siz neredesiniz? Ben Konya'da oturuyorum da tanımadan direkt söylemek istemiyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Hani biraz tanışalım, ondan sonra bakarız diye düşünüyorum. Tamam, tanışalım. Yaş kaçtı acaba? 45. Güzel. Sizin yaş? 36. Arada fazla bir şey yok. Evet. Amaç peki evlenmek mi, arkadaş mı olmak? Arkadaş olmak, sevgili olmak. Ben de çünkü evlenmek istemiyorum ben. Benim evet. için arkadaş olsun, dost olsun. Evet. Görüşelim 2-3 haftada bir biraz değişiklik olsun diye. Yani biraz da çekimser davranarak en son aramaya karar verdim. Yani iyi etmişsiniz. O yüzden yani. Tabii olur, niye olmasın? Anlıyorum, çok güzel. Siz konuşun biraz. Can Bey. Ne konuşayım? Sizin isminiz ne acaba? İsminizi öğrenebilir miyim? Esra. Esra. Evet. Ha, Esra Hanım. Çok... Vallahi işte ben evlendim, boşandım. Evlenmeyi de düşünmüyorum. İşte arkadaş olarak, sevgili olarak. Benim... Bekar. Evet, ben de biraz yani dul olduğum için şimdi. Evet. Biraz benim de canım bazı şeyleri istiyor açıkçası. Yani. Evet, aşırı istiyorum. Erkek de ister, bayan da ister. Yani genç bayan, dul bayan. Böyle aslında düzenli seks yapabileceğim birini arıyorum. Olabilir, niye olmasın? Ben de düzenli bir arkadaş seks yapmak için. Ben de Can, sana bir şey söyleyeyim mi? 8 aydır kimsenin yarrağını yalamıyorum mesela. Olabilir. Tabii görüşüp tanışıp konuştuktan sonra niye olmasın? Doğru söylüyorsun ama biraz güven lazım. Ben de istiyorum sevişmek, bir şeyler yaşamak da her gün bir ton böyle bir muhabbetle karşılaşıyoruz. Yok. Benim söyledim söz dedim. O iş biter yani. Benim de sır çıkmaz. Anlıyorum, anlıyorum. Yani arkadaş olarak görüşürüz, konuşuruz. Anlaşamayız. Beyinler uyuşmaz yahut kafalar uyuşmaz, o zaman ayrılırız yahut anlaşılır, uyuşur. Yani tabii görüşüp konuşmak lazım yani. Şimdilik şey diyemem. Anlıyorum, anlıyorum. Ya biliyor, etrafımızda çok kötü insanlar var biliyorsunuz yani. Biliyorum tabii canım. Peki sekste seni en çok azdıran şey nedir? Yani panterim, yani sevişeceğim kişi güzel olur. Kim canım kim? Panterin, normal panterinden bahsediyorsun, benden yani. Evet, senden. Yani karşılıklı olduktan sonra bir... Ne güzel panterim dedim, bir daha panterim der misin? Karşımdaki panterimle beraber birbirimizi doyurup birbirimizi boşalttıktan sonra niye olmasın? Ay canım, sigara yaktım, o güzel sesini dinliyorum Umut. Camcığım. Şimdi sadece tek başına olmaz. Ben o zaman bundan sonra senin tek panterim benim. Evet. Kimmiş? Benim panterim Esra, de bakayım duyayım. Esracığım. Ama söyle benim panterim de. Benim panterim Esra. Oy canım benim. Birbirimizi boşaltmamız lazım. Evet evet, ben şu anda biraz okşuyorum açıkçası. Yani birbirimizi boşaltmazsan olmaz. Ben şu anda okşuyorum, şu anda seni düşünüyorum, seni hayal ediyorum. İstersen Instagram'dan da arayabilirsin, görüntülü konuşuruz. Yok, şimdi buradan bir konuşalım da olur mu? Olur.
görüntüleri birbirimize boşaltmak daha güzel olur. O zaman ben ama şöyle yani hemen daha 5 dakika oldu. Yani güven vermek sorun değil. İşte biraz konuşalım da ondan sonra. Ben niye böyle güven sorunları yaşıyorum biliyor musun? Niye? Ya işte böyle dün Konya'da bir olay oldu biliyorsundur. Belki duymuşsundur. Konya televizyonuna kadar çıktı. Duymadım ama böyle pek haberlerden. Ama böyle Konya'da bayağı popüler oldu. Twitter'da falan TT oldu bayağı. Konya'da aşağı gölge olayı biliyor musun? Ne? Anlamadım. Konya'da dün yaşanan olayı biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. No, ben Twitter'da okudum. Bir tane adam numarasını atmış Konya'dan, tamam mı? Evet. Bir kadınla konuşmuş falan en başta. Hı. Kadın diye görüşmüşler falan, yanına gitmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Adam kadın sanıyormuş, 60 yaşında ihtiyarın bir tanesi Zeynep Atlı şahsı götünden sıkmış abi Konya'da. Dikkatli olalım. Adamı yarışmaya sokmuşlar abi. Size karı vereceğiz ayağına, biliyor musun abi? Ondan sonra bu yarışmaya kazanınca başkası falan da gelmiş. En son bizim Zeynel 60 yaşında bir dedeye sakso çekiyormuş yani. Böyle bir tezgah kurmuşlar adama. Ama sana bir şey diyeyim mi abi? Kahvenin videosunu izledim. Adamı kandırmışlar falan da Zeynel kahvesinde bir göt var, görmen lazım. Ben bile izleyip bir posta 31 çektim. Zeynel, ne yapıyorsun lan? Sapık Zeynel. Ben sapık değilim Allah'a şükür ama. Be, oğlum bak benim yanımda karı çok. Benim yanımda bak biz 4 kişiyiz, benim yanımda karı çok Zeynel. Zeynel ya şaka yapıyoruz canım ya. Aynen oğlum ya. Gel gel. Ergün dedi, sen de gel. Zeynel kardeşim ne yapıyorsun? Zeynel kardeşim. Alo. İyiyim, sen ne yapın? Ne yapayım ya? Ortak, hatırladın mı beni? Hatırlamaz mı ya? Niye hatırlamasın? Dede ama seni çok seviyor ha. Zeynel tek seni seviyor. Bize küfür ediyor, sana küfür etmiyor. Zeynel benim kardeşimdir. Silah arkadaşım o benim. Silah arkadaşım. Zeynel. Şimdi bak küfür sahibine yakışır. Yani bir müddet eğer... Aynen. Bak o zaman şimdi gençsiniz siz. Kanınız hızlı akıyor. Gençsiniz, kanınız hızlı akıyor. Kesinlikle kesinlikle kendinden büyüklere küfür etmeyin. Kesinlikle. Öyle yapmayın yani. Biz şaka yapıyoruz dedeciğim yani. Olur mu kızım, yapma gel. Lütfen yani sana küfür yakışıyor mu? Ya sen de bir karına sahip çık yegen yani şimdi. Bakıyorum dedi zaten, rahat ol ya. Zeynel kardeşim ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyiyim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Oturuyoruz biz de ya, güzel bir ortam kurduk. İnirayla ben takılıyorum. Diğer 2'ye 2 grup yapıyoruz de. Ben düşündüm, dedim Zeynel kardeşim de burada olsaydı. Olsa beni sikerdi ama. Hayır canım, beni sikecek yani. Sen niye konuşuyorsun hemen? Durun lan, kavga etmeyin. Zeynel hepiniz yeter. Doğru mu Zeynel? Öyle diyorsan öyledir. Zeynel bak, biz Konya'da oturuyoruz da sana güvenmemiz lazım şimdi. Yani niye diye soracak olursan ya gidip birine söylersin falan. Aynen, biz ondan çekiniyoruz. Yoksa seni sevdik bak. İkinci gün oldu gene arıyoruz. Benim sözüm söz ama öyle işte küpürlü yahut bir şey oldu mu? Yok yok Zeynel, bak ben size kendi hikayemizi anlatayım ya, biz kimiz diye. Evet. Zeynel kardeşim bak, ben 60 yaşındayım. Yönetmenlik yapıyorum. Türkiye'deki yani porno sektöründe bir numarayım yani. Porno sektöründe isim yapmış bir insanım yani ben. Biz burada yani içerikler üretiyoruz. Tüketmiyoruz sürekli, üretiyoruz sürekli. İnsanlar mutlu olsun diye. Porno filmleri çekiyoruz Zeynel. Doğrudur. Evet, doğru söylüyor. Böyle konulu konulu. Ya şimdi aramızda yeni oyuncu arkadaşlar da alıyoruz. Ben seni sevdim. Sende bir güzel bir rol görebiliyorum yani. Evet yani, olabilir aslında. Ses tonu falan bayağı uygun yani. Zeynel, bu hafta sonu seni çağırsam ama bak kimse bilmeyecek kardeşim. Evet. Yani bir porno filminde oynar mısın peki kafan gözükmeden? Oynarım. Aynen. Ama bak öyle erkek çıkma bilmem ne dirilirse onunla oynamam ama bayan olur. Yok öyle yok yani. Öyle şeyler yok, normal. Yok konulu mesela evli çift şeyi yapacağız. Yani biz bunu hep yapıyoruz. Bazen işte mesela Fatma Hanım'ın eli çamaşır makinesine sıkışıyor. Ondan sonra bizim Ergün gidiyor. En sevdiğim o ya. Var ya, çok güzel rol abi. İnşallah sana da onu verirler. Bayağı sevdin yani o rolü. Bir de şeyi sevdim ya, İrina. İrina'yı da sevdim. İrina da güzel çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum canım. Zeynel. Evet. Bak bu özel sektör için, biz bu porno sektörü için Rusya'dan hatun getirttirdik. Bak
Türkçe öğrettik, okuma yazma öğrettirdik yani. Sırf bu sektör için sanatçı adamız, sende bir ışık gördüm ben. Bak sana bir rol teklifim var güzel kardeşim. Ne? Dede hangi rolü vereceksin? Tam Zeynel'lik bir rol var. Şimdi Zeynel. Evet. Sen Fatma ile evli olacaksın, tamam mı? Rol olarak, tamam mı? Ergün de Fatma'nın dostu olacak, anladın mı? Ama böyle güzel bir ben de olaya gireceğim falan, böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Yani sana uygun mudur? Ama ki, kimse bilmeyecek. Ya tam olarak teklifimiz ne biliyor musun Zeynel? Seni Kavat rolünde oynatmak istiyoruz biz. Sağ olun, ben oynamak istemiyorum o Kavat rolünde. Kendiniz oynayın. Yok yani Zeynel Bey, bunu yanlış anlamayın. 60 yaşında insan, sanatçısınız sonuçta. Rollere bakmayın. Rollere niye bakıyorsunuz yani? Hayatınız boyunca görüşmeyeceğiniz kadınlarla görüşeceksiniz. Porno sektöründe olan kadınlarla. Hepsi olsun. Bakımlı. Olsun ama o rolü sevmedim. Siker olurum da. Sevgilisi ya olurum. Zeynel Bey ama şimdi bizim Ergün biraz genç. Ben de 60 yaşındayım. Fatma 35 yaşında. Ergün sen kaç yaşındaydın? 25 yaşındayım dede. 25 yaşında evli dersek olmaz. Sizin Fatma Hanım'la yaşlarınız uygun olduğu için sen Fatma'nın kocası olursun, Ergün de senin karnını siker. Davat rolünde oynarsın en güzel. Olmaz abi. Onu siz başkasını bunun oynadın. Teşekkürler. Ya başka teklifimiz o zaman. Tamam Zeynel, sen bunu istemiyorsan eğer ki şöyle yapalım. 3 kadın 1 erkek oynar mısın? Oynarım. O çok güzel olur bak, nereden aklına geldi? Bu sabah düşünüyordum zaten ben. Bak ne yaparız biliyor musun? Evet. 3 kadın 1 erkek rolünde oynar mısın? Oynarım. Tamam bak, siz de dinle. İrina sen dinle. Dinliyorum dede. Sen de bak bana, bak bana bak. Tamam. Bak şimdi ne oynatacağız? 3 kadın 1 erkek rolü oynayacaksınız. Kadın olarak şey olacak. Bak hemen söylüyorum. İrina sen oynayacaksın. Fatma sen oynayacaksın. Bir de Zeynel oynayacak. Ergün de üçünü sikecek. Bu nasıl olur Zeynel? Uygun mudur sana? Ama sen var ya, hep getirip İpneli'ye getiriyorsun. Yok Zeynel. Sevmedim. 3 kadın 1 erkek diyorsun. Ben kadın olarak mı sokuyorsun araya? Zeynel baksat farklılık olsun, sana bir giyindiririz, makyaj yaparız, sana 10 numara olur yani. Teşekkürler, onu da istemem. O da senin olsun. Peki ne rolünde oynamak istersin, sen bize söyle. Akıllısı bir teklifin yok ki, hep ya ipnelikte ya toplulukta. Zeynel biz ipnelik falan düşünmüyoruz, bunlar rol, biz bunları sadece rol icabı yapıyoruz. Senin var mı teklifin bize önerebileceğin? Aynen Zeynel abi, sen söyle biraz da dinleyelim. Aynen Zeynel ya. Ama Zeynel de hep konuşuyor. Bize fikir vermiyor yani. Bak İrina fikir istiyor senden, var mı? Valla fikirli olsaydım zaten ben o işi yapardım yani. Sinemacı olurdum. Sinema çevirirdim. Zeynel peki bizim şey var. Şeytan Üçgeni adlı bir skecimiz var. Onunla oynar mısın? Bak nasıl olacak biliyor musun Zeynel? Bak o sizi anlatmadım değil mi onu? Şeytan üçgenini biliyor musunuz? Hatta şeytan üçgeni değil. O şey yok mu? İp. Bu arkadaşlık, dostluk. Hem dram, hem seks, hem erotik. Nasıl yani? Anlatır mısın? Zeynel. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun Zeynel? Evet. Siz böyle bir 4 kişi birden böyle bir dağın uçurumundaymışız gibi şeye gideceksiniz. Pikniğe gideceksiniz. Bizim kamera ekibimiz, her şey orada olacak. Tamam mı? Evet. Biz ne yapacağız? Ya normal mesela Zeynel İrina'yla sevgili olacak. Ben Ergun Bey'le sevgili olmak istiyorum. Tamam ben olurum yani. Tamam İrina sen benimsin ya. Durun bir karışmayın dede anlatsın. Ama hep sözümü kesiyorsunuz. Şimdi ben yıllarımı verdim. İnsanlar bu tarz şeylerde gerçekçiliği seviyor Zeynel'cim. Biliyor musun kardeşim? Siz uçurumun başında piknik yapacaksınız. Mangal yapacaksınız. O sırada da böyle sevişeceksiniz. Alkolünüz de olacak. İçeceksiniz bu porno filminde. Ondan sonra Zeynel'cim ne olacak biliyor musun? Tam sen böyle bir Fatma'yla sevişirken böyle aşağı doğru düşeceksiniz, tamam mı? Tam düşeceğiniz anda Fatma en altta olacak, sen Fatma'nın üstünde olacaksın. Ondan sonra birden böyle çekerken, böyle bir düşerken Ergün yardım et diye bağıracaksın. Tam düşerken Ergün'ü tutacaksın, tamam mı? Ergün de aşağı düşecek, İrina'yı tutacak. Burada büyük bir dram, bir şey olacak yani. O nasıl olacak dede ya? Bak nasıl yani bunun pornoyla ne alakası var onu soruyorum. Aynen doğru söylüyor. Anlatıyorum bak anlatıyorum. Tam böyle işte Zeynel Bey düşecekken Ergün seni de çekecek. Senin pantolonun inecek. Zeynel Bey seni sikinden tutacak, tamam mı? Sen yavaş yavaş böyle sikini kaldıra kaldıra Zeynel Bey'i yukarı çekeceksin. Ondan sonra böyle bir aranızda böyle bir
heyecan olacak. Ay düşürdüm, ölüyordum. O heyecan geçtikten sonra tabii Zeynel senin yarlığına dokunmuş ya. Zeynel direkt böyle bir ufaktan sana öpmeye başlayacak falan. Ya öyle olur mu? Dur kızlar, siz de katılacaksınız. Ondan sonra Zeynel abi diyecek, niye yapıyorsun böyle? Hadi şu karıları sikelim abi, aklımdan gelelim. Az kalsın al sikmeden ölüyorduk diyecek. Ondan sonra? Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Zeynel birden yumuşayacak. Ergün'ün sikini tutmuş ya ufaktan böyle bir. Diyecek ki beni de Ergün siksin istiyorum. Sonra Ergün üçünü sikecek. Böyle bir şey istiyorum Zeynel. Olur mu bu? Sen hep var ya. İbnelikte, Amrut'ta götürde çıkıyorum valla. Yok bu bir, yani bir... Tiyatro maksat. Tam böyle düşüyorsun ya. Fatma ayağından tutuyor seni. Fatma en aşağıda. Sen de tam böyle Ergün diye bağırıyorsun. Ergün de o anda İrina'yı sikiyor ya. Tam İrina'yı sikerken Ergün sikinden tutuyorsun Zeynel, tamam mı? Düşmüyorsun. Ne yaratmış amına koyayım, düşmüyorsun de. Adamın yarağını da popattıracaksın, ağzına sokturacaksın adama yani. Öyle olur mu dede ya? Öyle olur mu? Ne olmasın ya? Tam Zeynel düşüyor ya, Ergün Doğan yine İrina'yı sikiyor ya. Zeynel Ergün'ü sikinden tutup kendini hayatta tutuyor. Bu iş olmaz, hadi iyi akşamlar. Böyle bir iş yok, senin kafanı sikeyim. Buna iş gözüyle bakan, bu teklifi dinleyen o babanın alkol içtiği geceyi sikeyim arası bu çocuğu. Baban Viagra falan kullandı mı da böyle oldun oğlum? Yanlış ilaç mı kullandı beyse? Baban ne yaptı, ananın amına ton falan mı ekti amına akıyım? Sikini sokmadın mı, sen ağaç mısın beyse? Ya dinliyor Ayla Kirve ya. Ayla dinliyor ya. Dün daha komikti ama. Dün buna bir tezgah kurmuşuz var ya. Öyle böyle değil. Çok iyiydi dünkü tezgah. Onu kaçırdınız. Bambası oydu. Aynen. Filmin üstünde tut sikinden ustam yapacağız. Benim hayal gücüme de bir değişik yani. Ya. Bir sövesim geliyor hayal gücüme şu anda. Sen nereden aklına geldi? Uçurumun kenarında biri düşerken diğeri seks yapan adamın yarlığına tutunuyor. Bu nasıl bir bilinçaltıdır amına koyayım? Bu nasıl bir beyindir anlamadım ki. Kafamın içi çöplük dolu, çöplük. Çöplük olmuş kafamın içi. Sato bu konuluyu da geçer kirven be. Yengeniz çıksın, yengeniz burada ya. Gülüm orada mısın? Oo, yine güldürdü lan bizi var ya. Son kıyanı yaptı bize Zeynel. Başkasını arayalım, başkasını. Vallahi Sato, biz de getirme trolünü açacağız Akirivem. Olmuyor ya. Niye olmuyor? Çünkü teklif etmeleri lazım. Karı getirme trollerinde yapabilmem için adama yakın bir şehir, bir yer söylediğimde görüşelim mi diye bana ısrar etmesi, benim de kendimi ağrından satmam, yeni tanışıyoruz, ayağı yap, ondan sonra tamam madem bu kadar çok istiyorsun gel görüşelim, ayağı yapmam lazım. Diğer türlü gel görüşelim dediğinde adam bir tezgah mı var falan korkuyor. Numaranı aç diyor, açamayız. Öbür türlü numarayı vermeden de getirebiliyoruz. Oğlum ama gizli numaradan bunları yapmak da, getirme trolünü yapmak da göt ister yani gerçekten. Biz gene iyi bilinçaltına giriyoruz insanların. Oğlum hatırlıyor musunuz? Bir kere bir abazayı bir kafeye gönderdik. Sefaköy'de oturuyoruz ikimiz de diye. Kafeye gönderdik. Dedi bu kafeye gel falan. Tamam dedim, geliyorum canım falan yaptım. Sonra dedim kafenin arkadaşın var mı orada, tanıdın? Dedim ki bu kafe sahibi benim 20 yıllık arkadaşım falan. Dedim ona bir verir misin? Seni sormak istiyorum falan sana ya. Nasıl bir insansın diye güvenemiyorum falan. Tamam canım vereyim dedi. Kafe sahibini çağırdı. Ben de kadın sesiyle kafe sahibine dedim ki abi Mehmet'in dedim bugün, abi demedim de. Ya dedim Mehmet Bey'in bugün doğum günü de, ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Ona çaktırmazsanız eğer ki ben 15 dakika sonra gelmek üzereyim. Bir doğum günü pastası ayarlayabilir miyiz acaba? Tabii ayarlarız abla falan dedi. Yanında fırın var dedi. Gitti yan taraftan doğum günü pastası aldı arkadaşlar Abaza'ya. Abaza'nın daha bir haberi yok. Sürpriz yapacağız ya. Neyse aradık. Kafe sahibine ver dedik yani. Sen karışma, aramıza girme falan yaptım kadın sesiyle. Bir şey dedim. Girme falan.
Buyur abla dedim, pasta hazır mı? Dedi hazır abla falan. Sen gelince dedi getireceğim. Canım dedim, ben karşıdayım dedim. Sen tam pastayı masaya koy dedim, ben hemen kapıdan gireceğim dedim. Ama dedim lütfen şarkı da söyleyin yani. İyi ki doğdum Mehmet diye. Neyse bizim bu kafe sahibi getirdi Amazon'un önüne. Amazon'un hiçbir şeyden haberi yok amına koyayım. İyi ki doğdum Mehmet. Çok sağlı bir gündü o da, unutulmaz. Bir kere olur bir daha olmaz gibi. Oğlum o kadar trolden bu trolün Sefa Keyli olduğunu nasıl aklında tuttun? Ne kadar boş şeyler yüklü. Önemli olayları unutmuyorum. Efendim? Alo? Efendim? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Ayhan Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Hande ben, Twitter'dan numara atmışsınız. Sen de? Hande ben, Twitter'dan numara atmışsınız. Ben de bir arayayım dedim. Doğrudur. Kaç yaşındasınız? Ben 49 yaşındayım. Çok güzel. Ben de 45 yaşındayım. Hı hı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Evet, buyurun. Biraz kendinizden bahsedin. Boy kilo kaç? Boy 1.80. Çok güzel. Uzun boylusunuz. Evet. Ben biraz kısa boyluyum. Sıkıntı olur mu? Nasıl? Ben biraz kısa boyluyum. Sıkıntı olur mu? Ben de insanlığa bakıyorum. Fazla şeye bakmıyorum. 1.51 boyundayım. Bakımlı bir kadınım ama. Evet. 1.51 boyundayım. Biraz kısayım. Sıkıntı olmaz değil mi? Önemli değil, hayır. Zaten ben arkadaşlık, dostluk arıyorum. Evlilik aramıyorum. İşte ben de onu arıyorum. Benim için güven, gizliliğe önem versin. Kimseye böyle bir şey anlatmasın. Başka hiçbir beklentim yok. Yani öyle olması gerekir. Evet, o çok önemli benim için. Bir de yani, biraz da karşımdaki erkeğin beni cinsel anlamda doyurmasını istiyorum. Bir kadın olarak hakkımdır yani. Muhakkak, elbette. Aşırı doyumsuzum, çok aşırı doyumsuzum. Oo. Çok tatlı güldün canım, bir daha güler misin? Ya şimdiki... Ya şey lütfen, lütfen gül, çok tatlı güldün, çok hoşuma gitti. Neye? Güldün ya, bir daha güler misin? Neden? Çok tatlı gülüyorsun. Sen daha tatlısın gülüm. Evet, çok teşekkür ediyorum, ne güzel gülüm diyorsun. Yani. Ama o kadar çok tatlı gülüyorsun ki orospu çocuğu. Çok güzel gülüyorsun. Bir daha gülsene. Ay çok tatlısın ya orospu çocuğu. Gerçekten. Ay yerim seni. Siz ne yapıyorsunuz? Nereden arıyorsun beni? İstanbul. İstanbul'a? Evet. Ankara. Ankara, benim seyahat sıkıntım yok ki. Bir bakmışsın güvenirsem hafta sonu bir günle tatile gelmişim. Evet. Öylesi... Ben de zaten sürekli seyir halindeyim yani. Ne işle meşgulsünüz? Tır şoförüyüm ben. O tır şoförleri biraz cinsellikte sert oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Ay, ne kadar tatlı gülüyorsun. Bir daha gülsene. Hırsız şeyde çok güzel ya. Dediğim gibi yani mühim olan insanlarla anlaşabilmek. Evet, doğru söylüyorsun vallahi. Yani bazı abusu bu şeyler bakıyorum, bu şeyleri istemiyorum. Ben de. Yani. Keşke yanında olsaydım canım ya. Güzel bizi yani birliktelik yaparsak daha güzel olur. Keşke. Ama tutup da olumsuz bir şeyler istemiyorum. Ben de canım, yani gerçekten ben de istemiyorum. Ya ben şimdi senden bir şeyler yaşıyorsam sen de bende kalır. Evet. Ama ben diyorum ki bak, böyle konuştuğum erkek de bana sadık olsun, anlıyor musun? Yani ya yalan söylemesin. Şimdi canım benim bak. Ben cezaevinden yeni çıktım ben. 4 ay falan oldu cezaevinden çıkalı. Neye girmiştin canım? 9 sene bir kadınla hayat yaşadım. Niye girdin ki cezaevine sene canım? Alo? Alo?
Alo. Niye girdin ki canım cezaevine? Ya işte kendi tırım vardı. Arabanın üzerine malzeme koymuşlar. Bizim bir haberimiz yoktu. Evet anlıyorum. Ha, ondan mı? Aynen ondan işte. Sonra hakladık kendimizi de ama 2 sene zaman geçti. Anlıyorum. Onu da işte 9 senede bir hayat yaşamıştık. Evet. O da baktık cezaevinden girdiğimizden dolayı baktık. Anlıyorum. Neyse Allah kurtarsın canım. Kapatalım konuları. Yani. Evet anlıyorum. Ne yapıyorsun canım? Vallahi yoldayım. Şu anda şey diyeyim ha. Artvin'deyim. Ay canım keşke yanına gelsem. İşte bir gün de... Düşünsene canım kamyondasın. Böyle sana böyle yalıyorum seninkini. Oo. Sen, ne güzel sen olur değil mi? Sen yalarsan ben de yalarım o zaman. Gerçekten mi? Yooo. Çok ıslandım canım. Çok azdım. Oo, yukarıdan aşağı ne var? Ne güzel ooo diyorsun sen ya. Yani. Kamyondasın değil mi? Beni kandırmıyorsun. Ya hayır. Neyse ben onu konuşurum. Tamam bir kornaya bas bakayım. Korna ufak ya. Bir bas şey, bakayım. Bir bas bakayım. Ha geliyor. Tamam duydum canım. Duydun mu? Duydum canım amcığımla oynuyorum şu anda çok fenayım. Oo, ne güzel. Ay canım benim. Yine yanımda olsaydın üstüne oturtur göğüslerinden hemen hemen götürdüm seni. Başka ne yapardın? Ne yapardım başka? Biraz. Kucağıma yatırtırdım seni. Evet. Ağzına verir. Elimi de bu bacağın arasına sokardım. Ay canım oynaya benim böyle beni yani. Benle seks yaptığında üzerinden kamyon geçmiş gibi hissetmek istiyorum. Bir kamyon olur musun ya benim için? Senin tırı bile olurum ben. Tamam sen benim tırımsın tamam mı? Benim içinden geçiyorsun. Bir kamyon sesi çıkarır mısın lütfen? Onu demiyorum yok ağzınla bir kamyon sesi yapar mısın? Sen bir kamyonsun tamam mı? Benim içimden geçiyor. Bir kamyon sesi yap bakayım. Ay kamyon gibi adam ya. Yıllardır böyle bir erkek arıyorum işte. Buldum sonunda. Ay. Yani sikeceğim işte. Şimdi. Üstünde oturtura oturtura bağıttıra bağıttıra sikeceğim seni. Kamyonsun sen. Kamyon sesi yap bakayım bir. Ay. Ay kamyon üzerinden geçmek üzere. Kurtarın beni. Of of içine giriyor. Bir havalı korna yap şimdi. Havalı korna yap. Havalı korna yap şimdi. Ay çok güzel. Ay çok güzel canım çok azdım. Of 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 azmaz mı? Azmaz şimdi şey yap. Mı? Ara gaz ver bir. Ara gaz ver bakayım. Ara gaz ver. Aa çok güzel. Ay koçum benim be. Oy bin bana bin. Bin bana bin bana. Evet evet evet. Üstünden doğru çıkıyor. Nasıl bir kamyonsun sen ya çok iyisin. Şimdi şey yap ara gaz ver ara gaz ver ara gaz ver. Ay canım benim ya süpersin canım hadi hadi geç içimden geç hadi parçala beni sert ol bana hadi. Parçalıyorum seni sikiyorum seni. Ben kamyonum lan de ezerim seni de ben kamyonum de ezerim de. Ben ezerim ezer. Şimdi bir kamyon sesi yap bakayım. Ben silindir gibi silindir gibi üstünden geçerim. Şimdi bir kamyon sesi. Ay canım süpersin. Ara gaz ara gaz ara gaz. Evet, evet süper. Ay canım şimdi sert ol, bağır bana. Bağır bana canım. Efendim canım. Bağır bana canım, bağır bana lütfen, bağır bana. Götünden sikeceğim seni, bağırttıra bağırttıra. Biraz sert ol, biraz sert ol. Tokatlıya tokatlıya böyle. Sert ol, sert ol. Şaplayarak. Biraz daha sert. Şap, şap, şap. Yat lan amına koydum da, yat yere de, yat yere.
Yat götünü siktiğimi karısı yat. Evet işte bu erkeğim benim. Evet. Seni. Evet. Ooo tokatlı yaratım ya, saçlarından olacağım böyle şap amına kodum karısı yat diyeceğim aşağı. Çok güzel, biraz daha bağır, sert ol bağır biraz yat daha böyle. Yat lan amına kodum karısı, ben geliyorum işte yat. İşte bunu istiyorum. Acar bayarını. İşte. Bacakların ayır. Evet böyle kavgadaymış gibi canım, biri sana böyle yumruk atmıştı, ona tepki veriyormuşsun gibi bağır bana, tamam mı hadi. Hadi bağır hadi. Bağır. Geliyorum lan, geliyorum ha, seni sikmeye geliyorum. Ama bunu mu karısı? Yat lan yere de. Benim istediklerimi yapacaksın. Ben demiyorsan. Evet. Seni içerimim bahattıra. Evet. Bu mu karısı? Evet. Gel lan buraya. Şimdi kamyon alıyorsun, kamyon. Oo sik bahut. Evet. Evet, ara gaz ver. Havalı korna sesi çıkar, havalı korna. Şimdi kamyon, full kamyon gibisin, beni görüyorsun yolda, tamam mı? Evet, kamyon görürsün gibisin, kamyon sesi çıkar. Nasıl? Kamyon sesi çıkar. Alo, sana bir şey diyeceğim canım. Efendim? Dayı, sen bu kafayla Tesla'ya rakip olursun ha. Sen bu kafayla Tesla'ya rakip olursun abi. Niye? Kamyonsun ya abi, onlar da böyle bir insansız böyle araba falan kullandırıyorlar ya abi. Kaza yaptın galiba amına koydum. Niye? Kamyonun tekerleklerini patlattım. Ben her yeri patlatırım adamı. Ben patlattım senin gitsin. Kamyonun tekerleklerini. Ya. Alo. Dayı, sana bir şey diyeceğim dayı ben. Bak sana bir şey diyeyim mi? Ben genç bir girişimciyim. Güzel girerim abi. Sende büyük bir ışık gördüm abi. Gel ben sana abi Tesla'ya rakip olaraktan piyasaya süreyim abi. Konuşan kamyon diye. Olmaz mı dayı? Bak Elon Musk'ın amına koyarız. Ben sana o kadar diyorum yani. Vallahi bak sana o kadar diyorum. Güzel değil mi marka ismi? Mesela Ayhan ne koyabiliriz? Tesla Han koyabiliriz mesela. Tesla Han diye böyle bir ikinci el tarzı, anladın mı? Sen insanlara güzel pazarlarız abi. Gelen geçen sana biner abi. Ha ya. Hoşuna gitti galiba Ayhan. Yok. Ayhan bebeğim, ben normalde erkeğim, açık konuşayım. Seninle konuşurken güzel sesini dinleyerek bir posta 31 çekip boşaldım. Ama senin için sıkıntı yoksa devam edebiliriz. Yok, teşekkür ederim. Ama senin de güzel de, bak sana bir şey diyeyim mi? 10 numara mutlu oluruz yani. Ben sana şu konuşayım. Mutlu ol sen kardeşim. Ayhan bebeğim, yalamak istiyorum hadi. Ayhan. Bak. Yavrum ay. Duydun mu bak? He? Yanında biri var o zaman senin. Var tabii oğlum ya. Niye olmasın? Evet ben buradayım. Sabahtan beri sikiyor beni. Hadi. Sikiyor mu? Evet. Ayhan dayı. İstiyor musun sen de bu kardan biraz? Yok aman kardeşim. Ufak yok abi. Cezaevinden yeni çıkmışsın abi. Şimdi ihtiyacın vardır senin. Hadi devam edelim hadi. Hadi Ayhan. Bebeğim sen Ayhan'a güzel bir safto çek. Ben Ayhan'a götten koyuyorum. Kamyoncu Ayhan'a. Hayatımda hiç kamyon sikmemiştim böyle. Oo lan kamyon da. Role kendimi bayağı kaptırıyorum. Bugün işler kesat ya. Durgun o zaman akıyor. Bir yerden bir soğuk da geliyor, anlamadım. Çözemedim ya. Memleketin malı bitmez. Eyvallah Sato baba. Bakalım başka dayı var mı? Ama bak son iki gündür trolleri biraz bir tık değiştirdik yani. Yeni sinemalar yazıyoruz sürekli. Tüketmiyoruz. Biraz üretmeye başladık son zamanlarda.
Gülüm burada mısın? Bir tanem burada mısın? Son bir senedir hep yeni troll yapıyorsun. Ne büyük ilginim. Eskiden biraz aynısını yaptığım günler oluyordu. Ama onlar da yani bir günde bitirilecek troller değildi ki. Yani ben aynı anda tut sikimden ustam Kürsel, ondan sonra gay yapma trolü falan piyasaya çıktı. Yani şimdi bunlar üçü de kelle troller yani. İnsan 30 kere dinlese sıkılmaz. Onlar çıktığında piyasaya onları bir tık uzattım. Onlar çok güzeldi yani. Her zaman güldürüyordu beni o yüzden. Sonra değiştirdik tabii. İnsan bir yerden sonra olmuyor yani. Bakın o zaman biraz orijinallere geçelim mi? Bir orijinalleri yoklayalım. Kabatayro. Kabatayro da her candırdır. Kabatayro'yu hatırlayan var mı bombayı? Ayro. Alo. Hayrullah beyefendiyi aramıştım da. Alo. Hayrullah bey. Kapattı biç. Güzel bir iş teklifim vardı ona. Lan ayıp be. Ayıp be. Soner kimdi lan? Soner diye birini yazmıştı. Unuttum gene. Pitbull Sabri'yi hatırlıyorum ama. Pitbull Sabri'yi arıyorum. Olmadı arkadaşlar, bunu ararım, açmazsa trolü sonlandırırım, yeter troll. Saat 10, erken açtık bugün, biraz muhabbet edek, yeter. Güzel troller doldu. Bir tık muhabbet kafasına girdim çünkü. Efendim? Alo? Efendim? Merhabalar. Merhaba canım. Ne haber, ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de oturuyorum. Çok güzel. Ben de uzanıyorum canım. Nerede oturayım bakalım? Yatağımda uzanıyorum. Seninle konuşmuştuk değil mi? Hayır. İlk defa arıyorum ben seni. Ama sen çok nereden fena. Nereden arıyorsun? Efendim? Nereden arıyorsun? Bayburt'tayım. Kocam beni sikmiyor biliyor musun? Yanında erkek var değil mi? Hayır. Öyle bir şey yok tekim. Alo. Peki inanırdı gelmiyorsun. Neden? Ne alaka? Sen ne öylesin Aslan? Aslan Bayburtluyum. Ben anlamadığım bir şey var. Sen ne alaka yani? Numara atan beyefendi değil misin Twitter'a? Yoksa yanlış mı aradım ben seni? Yok, yanlış aramadım da. Çoğu böyle arıyorlar yanında, karı konuşuyor, ondan sonra yanındaki erkeğe veriyorsun. Tamam da bunun benimle ne alakası var, onu anlamadım. Bu ne alaka yani? Ya yalan konuşma ya, yanında erkek var ya. Ya gerçekten yok diyorum, anlamıyor musun? Pitbull Sabri, Pitbull Sabri.